Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz artık saray yok. Baron'un mekanı gitti artık. Evet. Tamam işte oraya, nereden dışarı çıkalıyorsa oraya şey yap işte. Kapıdan alayım onu. Tamam oradan al onu işte. Ama şurayı önce bir çözsek mi ya? Ha? Bilmiyorum onu sen. Abi kabloyu kendi aşağı mı alalım biz? Buraya neyse lazım olduğu zaman alırız. Kapıdan alalım. Evet abi. Nasılsın usta? Sağ olasın. Nasılsın? İyi çok şükür. Neyse devam edelim. Arkadaşlar narkoz iyileşmeye devam ediyor. Narkozun Pablo'dan kurtulurken ki arkadaşlarından biri. Evet. Ustanın adı neydi? Hamza mıydı? Hamza ustayla Mehmet usta Pablo'ya destek amaçlı narkoza destek amaçlı onu ofise aldı. Üçü birden kapıya dayanıyordu Pablo içeri girmesin diye. Ben yoktum o sırada burada arkadaşlar. Nasıl bir duyguydu o an Mehmet? Korktunuz Allah mu? Acı korktuk. Niye korktunuz peki? Pablo'dan. Niye yani? İçeri mi girmeye çalışıyordu? Kapıyı dayanıyordu ya. Üç kişi zor tuttuk kapıyı arkadan. Yani kafasını sıkıştırdığınız halde gene korkuyorsunuz. Aynen yani. Acı. Narkoz da yardım ediyor mu size? Arkadan da. İki ayağından bir böyle resmen ya abi diyor yardım edin bize. Tutun abi dedi ya. Şerefsiz ya. Narkozun arkadaşlar bakın yarası buradan. Buradan kaptı onu. Ama narkozu buradan kaptıktan sonra narkoz da onu kaldırdı yere vurdu yani. O anları Kemal Usta daha iyi gördü. En güzel şair. Kemal. Evet. En güzel en yani mevzuya en yakın olan hanginizdi? Kemal. Onlar. Biri bir şahitti Kemal. Kaçarken ayakları nereye vuruyordu? Hamza ile Mehmet. Evet. Korkudan yazıhaneye sakladılar. Evet. Ben de şurada çalışıyorum. Evet. Ya narkoz çözüktü. Dolandı biraz. Bağlamaya çalıştım. Gelmedi. Narkoz kendi kendini çözdü yani. Kendi kendini çözmüş. Sonra arkasından Mehmet kapıyı açık bırakmış ahırın. Evet. Ya narkoz bir çözüldü oradan. Pablo. Tamam Pablo. Evet. Geliyor böyle son surat gidiyor. Narkozu bir kapıyor. Pada güt lan. Ne oluyor dedim. Yürüdüm. Baktım. Bayağı aşağılara inmiş yani. Şu aşağılara inmiş arkadaşlar. Kavga ediyordu. Senin uşak suyu tutmuş, hortumu tutmuş üzerlerine hiçbir şey olmadı. Sonra ben aldım. Bunları ıslattıkça bunlar geri kaçmaya başladı. Dedim bunlar ayrılmayacak. Narkozu var dedim. Ya dedim adam küreği bunun kafalarına vurayım dedim. Aldım küreği tam vuracağım. Mehmet diyor bana sakın vurma diyor. Pablo yerseniz. Ben de bıraktım. Tabii ki narkozu biraz kırpalamış. Kulağını falan kesmiş. Kavga anında şimdi Pablo buna saldırıyor. Narkoz karşılık vermedi mi? Narkoz karşılık vermiş. Burası dişlemiş. Şuradan vurmuş. Ağzında falan dişlemiş de. Ter çevirmiş kulağını bu sefer çok acı çektiğinden dolayı kaçmaya başladı. Ağlıyor köpek. Narkoz ya, mu? Narkoz ağlıyor. Alıp kurtarayım diyorum ama Pablo'dan korkuyorum olmuyor. Neyse sonunda nasıl oldu? Sıyırmış tamam mı? Evet. Hemen narkozu tuttum fırlattım yazıhaneye. Evet. Mehmet onlar tam kapıyı kapatacak. Pablo kafasını soktuğu gibi sıkıştırdılar onu orada. Tamam mı? İçeri girmeye çalışıyor. Onlar içeriden bana diyor Pablo'yu tut diyor. Oğlum diyorum sen manyak mısın o tutulur mu diye. Neyse yenge geldi köpeği çekti alırken ben bu sefer topu kaçtım arabaya. Hiç yapamam ona ya korktum. En nihayetinde öyle işte ayırdık onları. Ama tabii ki biraz bayağı bir yara yemiş. Narkoz biraz daha fazla yara aldı ya. Pablo daha çabuk iyileşti. O yarası o dönme esnasında. Ya yani Pablo etrafında döndü yani. Hem kaptığı anda mı döndü? Hem döndürmüş onu. Döndürdüğü için narkoz hiç şey yapamadı ama daha sonra bir boşluğunu bulup bunu gözünden kaptı. Narkoz ben dedim götürmüş gözünü ama gene hiç şey yapamadı. Bayağı bir ben o Pablo'yu görünce Pablo'da daha çok yara var zannettim ama
Pablo'nun yaraları derin değildi. Bunun derisi yumuşak olduğu için mi neyse bu daha çok böyle yarıldı evet, bunun şeyi. Evet doğrudur. Aynen öyle oldu ama büyük bir yani büyük kazadan dizlerimiz atlattı, bile evet. Tutmadı. Korkudan, Pablo'dan korkuyorum. Bundan korkuyorum bir, ki. Bu tarz köpeklerin kavga etmesini ilk defa gördüm herhalde canlı canlı. Aynen öyle. Nasıl bir şey? Ya, dehşet ya. Yani normal köpeklere benzemez. Ben kaçtım girdim arabaya ya. Korkudan kaçtım girdim. Ne narkozu kurtardıktan sonra kaçtım tabii ki. Narkozu seviyorum ya. Ondan oynuyorum ben. Evet narkoz kendini sevdiriyor da Pablo biraz evet, vahşi. O çok sert ya. Evet aslan yatıyor orada. Pablo! Aferin oğlum benim. Aferin oğlum benim. Evet arkadaşlar Pablo'nun yanına gidelim. Hocam hani diyordunuz ya. Başkanın yanına kimse gidemez diye. Evet. Ben başkanın yerini bile yıktım ya. Evet adam ya. Baron'un yerini yıktı. Baron'un ya. Yerini perişan ettim ya. Baron bana kık bile demiyor ya. Baron soracak ona bir çocuğusun. Ama ona güzel bir ev yapacağım. Evet. Ona çok güzel, çok güzel efsane bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar burayı. Şu an çalışmalar devam ediyor. Burada bayağı bir iş var. Şu gördüğünüz tahta burada bayağı bir kalıp var. Tahta var. Bunları söktük. Yani bu nasıl olacak bilmiyorum. Bunları herhalde yakacağım artık. Pablo reisin yanına gidelim bir. Pablo. Aferin benim oğlum. Tamam. Arkadaşlar yaraları iyileşti. Yani Pablo'nun yarası daha az gibime geliyor. Çünkü Pablo'nun yaraları bakın şu yanlardan hemen ince ince diş izleri olduğu için daha çabuk iyileşti. Narkozunki biraz daha derin. Onunki de iyileşiyor. Onda bir iltihaplanma oldu. Şimdi iltihabı akıyor. Onun tedavisine devam ediyoruz. Pablo'ya herhangi bir tedavi uygulamadım arkadaşlar. Çünkü sadece derin yaralar yoktu. Yani iltihap bile toplamadı. Ama Pablo'yu ilk gördüğüm anda Pablo'yu mahvetti dedim yani narkoz. Çünkü o acıyı yedikten sonra burada Kemal'in söylemesine göre yani Pablo'yu kaldırıp yere vurdu narkoz yani. Acıyı yedikten sonra bir anda gözü dönmüş. Bu Hamza Usta da avcıymış. Buraya gelmeden önce ben köpeklerden korkmam diyordu. Ne oldu peki? Şimdi nasıl bir düşüncen var? Heh? Abi bu köpekler köpek değil. Ne bunlar? Bunların kavgalarını gördükten sonra yani korktum. Özellikle o Pablo'da. Çok dehşet ya. Böyle kavga görmedim. Altına resmen timsah gibi dönüyorlar ya. Evet bunlar işte ben o kavgayı dağda tek başıma ayırdım yani. Tek başıma yarım saat cebelleştim. Ya zor. Zor tabii. Ne yaptıysak ayıramadık yani. Su attık bilmem ne yaptık. O kaptı küreğe. Allah'tan oraya... evdekiler vardı da. Evet evet. O yoksa senin bu çocuk, iş bitmezdi yani. Senin çocuk ondan sonra senin hanım. Onlar olmasa biz zaten hiç ayıramazdık o. Evet. Yanaşamazdık. Sizin için de tehlikeli yani ben işte... Ben buradan ben telefonla görüşüyorum diyorum Fatih'e ki kimse karışmasın bırakın onları çünkü size de zarar verebilirler yani tamam mı? Küreği vuracak ya tamam. O kürekle ona vursaydı ona sadakallahu lazım diyecektik yani. Fatih'e okurduk abi. Yani ancak ona kafadan atman lazım ki ayır onu yani. Narkozun aşkı ne yapayım? Narkozu kurtarmak için kendini feda ettin ya. Gerçekten. Narkoza olan aşkımdan dolayı yaptım. Ama normalde Pablo bak şimdi arkadaşlar Pablo'nun yanına gidiyor. Kemal şimdi seviyor onu alıştı ona. Sıkıntı yok yani. Pablo öyle şey bir köpek değil ama orada Paris'te oynamasından dolayı narkoza uyuz oldu. Paris'te kızanda gibi bir şey herhalde. Onu kokluyorlar. Pablo da ona uyuz oldu. Pars'ı hiç anlatmadınız ya. Pars nasıl bir şey yapıyordu orada? Onu bir anlatın ya. Çok gülüyor. Pars tamamen komedi arkadaş ya. Bir narkoza saldırıyor ayaklarından dişliyor. Ondan sonra Pablo'ya gidiyor. Yok arkadaş ya hükümdar sanıyor kendini ya kral. Ama bir kapsalar mı boğulacağını bilmiyor ki. Manyak ya. İyi ona bir şey olmadı ya. Yok. O da
Ya narkoz tam kapacak onu, tamam mı? Parsı mı? Parsı tam kapacak, döndü kapacak. Ya bakıyorsun ki Pablo onu kapıyor. Parsa girmiş ayakların dibine, eğilip de alamıyor. Ne? Sonra yine döndü Pablo'ya. Öyle sıyırdı. Allah korusun ya. Ben arkadaşlar bu olaydan bir gün sonra bunları yürüyüşe getirdim. Bana diyorlar nasıl getirdin, nasıl yaptın öyle bir. O videoyu izlersin Kemal, bak nasıl hareketlerine bak, hiç öyle birbirlerine sulanıyor mular. Sanki hiç kavga etmemişler. Geziyorlar yani. İzleyeceğim. İşte insanlar diyor ya, köpekler senden korkuyor. Köpek, bu köpeklerin benden korkması lazım mı, değil mi yani? Korkması lazım, yoksa bunları terbiye yapamazsın. Evet. Bunlar normal ev köpeği, süs köpeği değil yani. Ya birbirlerini yer korkmasalar. Aynen öyle. Sahibini tanımalı. Aynen öyle. Bu köpekler insan yer. Kapıya var ya, köpeğin boğazını sıktık yani. Çok gevşek. Nefes alamıyor köpek, hamle yapıyor. Hala itiyor he. Öyle güçlü mü itiyor yani? Ya ikincisi kapıyı zor tutuyoruz. Narkoz yardım etti mi size ya? Narkoz olanı duruyor. Ulan yani o çok... Ya aslında köpeklere baktığınız zaman narkoz çok daha fazla güçlü. Evet evet. Ama Pablo çok atik değil mi? Pablo'nun kondisyonu çok daha fazla olduğundan dolayı saldırıda pes etmiyor. Aynen. Örneğin mesela narkoz... Narkoz onu bıraktı değil mi yani? Narkoz üstün, ona üstünken bıraktı değil mi? Bıraktı, Pablo bırakmadı. Çünkü kondisyonu çok yüksek bir köpek. Evet. Ama narkozun da hakkını yememek lazım ya. Delikanlı bırakmış ha. Yani sonuçta ama... Yani istese onu bitirebilirdi yani. Bitirebilir. Aynen. Çok kafadan kapmıştı onu, belli çünkü. Kafadaki... Kapmıştı, kafasından kapmıştı. Bırakmasa gider diyor köpek de. Yani delikanlı çıktı vallahi, bıraktı ama... O bıraktıktan sonra bu şerefsiz niye tekrar saldırdı ona? Bu işte diyorum ya sana, saldırgan özelliği çok fazla ve kondisyonu çok yüksek. Pes etmez köpek, evet. Kapıya dayandıkları halde yenge arkadan tutuyor kuyruğundan. Çekiyor. İki kişi kapıya yaslanıyor. Ya köpek öyle bir hamle yapıyor ki kapı böyle açılıyor lak diye yerine oturuyor. Yok böyle işte ya. Neyse Allah'tan geçti gitti. Bir daha inşallah öyle bir şey yaşanmaz. Onu yaşamayan bilmez. Ama abi. Mehmet'in yüzünden yani. Mehmet o kapıyı açık bırakmasaydın Mehmet, böyle bir şey olmayacaktı. Yani ihale bize mi kaldı? İhale sende yani. Escobar. Çay da vereyim mi sana oğlum? Çay da içer misin? Ha ne diyor ya? Ne Escobar? Aferin benim. Narkoz. Evet arkadaşlar, narkozun ilacını veriyoruz. Artık iltihabı da gidiyor. Şuradan akmaya başladı zaten iltihapları. Narkoz burasını kapıp arkadaşlar, tam şurayı kapıp böyle etrafında dönmüş. Yani onu kaldırıp şey yapamadığı için onun etrafında dönünce aynı şey gibi kesmiş onu yani. Ama ondan sonra narkoz da tabii yarayı vermiş ona. Narkoz merhamet edip bırakmış onu. Ama Pablo gibi bir düşmanın varsa onu bırakmayacaksın. Baron'u da yukarı aldık arkadaşlar orada. Yani buralarda yer lazım bize, o yüzden malzeme gelecek yine. Profil demirler gelecek, buranın demirleri gelecek. Yine çakıl makıl tuğla. Malzeme geleceği için Baron'u oraya aldım.
Yine şu köşeye yapacağız kulübeyi. Tuğladan tamamen betondan olacak. Yani farelerin bir sürü yuvası vardı burada. Yuvalar bozuldu. Artık farenin burada bir işi olmayacak arkadaşlar. Rahat rahat takılacaklar burada. Köpeklerin gezmesi için şöyle üstten aşağı bir ahşap döşeme yapacağız arkadaşlar. Ahşapın üstünde gezip yatabilirler. Geri kalan kısmı beton olacak. Çamur olmaması için en iyi yöntem o. Betonun üstüne belki kum mum atabiliriz yumuşak olsun diye. Bir bakacağız o zaman. Ama kirişler falan sağlam yapıyoruz, sağlamlaştırıyoruz. Hem bu kayayı sağlamlaştırıyoruz hem de demirleri içine gömeceğiz. Daha sağlam olsun diye artık köpeklerin dışarı atlama gibi bir sorunu da olmayacak inşallah. Şu meyve ağacını da dışarıda bırakıyorum. Çünkü onlar büyüyünce burada serinlik yapacak onlara. Şurada da var bir tane elma. Armut var, kiraz var. Etrafı meyve ağaçlarıyla döndüğü için hem onlara serinlik olacak. Daha sonra bir çam ağacı falan da buraya koyarız belki. Görüntü güzel olacak burada. Zaten yapınca, yani iş bitince o zaman güzellik ortaya çıkacak inşallah. İnşallah güzel bir şey yapacağız. İnşallah. Usta, Allah razı olsun. Korsan. Şişt, korsan. Korsan uyuyor herhalde. Pis, pis. Pis. Hayır, hayır Pablo, tamam. Kedi var zannediyor, o da hemen tutuluyor. Escobar. Maron. Çaylığa niye girdin? Ne oldu? Çaylığa niye girdin? Kasayı buraya koydum arkadaşlar. İçine girmez de girerse diye koydum. Böyle birkaç gün burada idare edecek. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.